Kıbrıs Gençliği Vekalarından bu akşam Londra Penceresi'nde ben Soğur Canmaz'la birlikteyiz. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Bu akşam eğitimi konuşacağız. Eğitimdeki problemlerimizi, okullarımızı, bu dönem nereye gidiyor? Öğretmenlerimizi konuşacağız. Tabii ki bizler burada devamlı surette her birkaç haftada eğitimle ilgili programımızı devam ettiriyoruz. Okul sayılarımızda, öğrenci sayılarımızda başarılarımız nelerdir? Gerek öğretmenlerimizle, gerek okul yöneticileriyle, gerekse 2 hafta önce, 3 hafta önce eğitim ateşimizle sizlere buluşturmaya çalışıyoruz. Bu akşam da esasında hayatını bu işlere vermiş. Uzun yıllardır toplumun Türker abisi bizlerle. Tayin Türker Çakıcı konuğumuz bu akşam. Türker abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet sevgili Türker abi, uzun yıllardır toplumun içerisinde artık Türker abisi olarak herkesin, her çocuğun esasında sizi böyle tanıyor. Evet. Epey torunlarımız oldu değil mi? Nasıl gidiyor 2016-2017 eğitim öğretim yılı? İyi gidiyor. Allah'a şükür. Güzeldir. Daha iyi olmasını dileriz. Onun için tabii tüm eğitimle uğraşan arkadaşlar bu yolda baş koymuşlar. Daha ileriye, daha güzele erişmek için yardımlaşarak çalışıyoruz. Evet, geçtiğimiz haftalarda evet. Yine sizin okulunuzda eğitim konsorsiyumunun evet. Yıllık genel kurulu oldu. Evet. Yıllık genel kurulu nasıl geçti? Orada işte kabul edilmeyen hesaplar vardı. Daha sonradan kabul edildi mi? Neler yaşandı o gün? Yeni yönetim var, yeni başkan var. Başkanın bir diğeri Sahil Ertancı'da ettin. Yarıştan çekildi. Evet. Neler yaşadık o gün? Seninle beraber evet, oturduk. Beraber oturduk o gün. Hatta senin oylama pusulasını kaybettik. Oralarda. İhtiyacı olmadı. Ondan sonra oyla belirledi. İhtiyacı olmadı. Evet tabii. Şimdi hakikaten konsortiyum çok başarılı bir AGM başardı ve çok güzel oldu. Hemen hemen tüm eğitimle uğraşan dernekler ve okullar oradaydı. Güzel hazırlandı. Şimdi seçilen başkanımız da zaten senelerden beridir kendisini eğitime adamış. Çok zamanlar gönüllü olarak uğraş vermiş bir arkadaşımızdır. Onun için bu yönden dolayı tebrik ederim. Çünkü diğer arkadaşlarla beraber zaten bir yolda karar verilmiş, ne kadar da yavaş gitse bile bu memlekette bir okul binasının veyahut da bir kültür binasının satın alması için yola çıkmışlardı. Bu yönden 3-5 kuruşta gerek bağlardan gerekse yardımlardan para alıp o charity hesaplarına koydular. Temiz gül gibi hesapları meydanda. Hep hesaplar yapılıyor. Hesapları yapan arkadaşımız da çok dürüst. Bu memlekette bulunamayacak derecede dürüst. Çok samimi, çok iyi bir arkadaş hesaplarını yapıyor. O bakımdan ben %100 garanti veririm. Orada çalışan herkes eğitime gönül vermiş. Sırf buradaki çocuklarımızın başarılı olmaları için okulumuzun dernekleri eğitim müşavirliklerimizle beraber ortaklaşa yapabildikleri eğitim programını bütün okullarda aynı şekilde tatbik edebilmek için uğraş veren bir kurum. Ve çok güzel çalışıyor ve unutmayalım ki bu kurumda da çalışan herkes bu çok zorlu halde biliyorsunuz gelme çok zor. Herkes uzak bölgelerde kalıyor. Kıbrıs bir küçük yerde bir kasaba değiliz. Kocaman bir Londra'dayız. Ve Londra'nın yani, hesap konusunda Türkiye'de sözünü de kesiyorum. Fakat
Onu sen daha fazla takip etmiş olabilirsin. Ben belki daha oradaki fazla daha fazla muhakkak ki Abdullah Bey'in iyi niyeti veya bir yanlış olmasın, onu söyleyelim. Zaten isim bile verdim. Yapar oydu. Ortadadır. Evet, açıktı. Evet, söylemekte bir sakın. Ama yok, bir şey yok zaten hesaplarında. Orada bir şey yok zaten. Fakat bakıldığında profesyonelce yapılmamış. Üstü cizili rakamların oluşu. Orada işte şikayet ettirmeye yöneltildi. Evet. Ve işte toplamaları yanlıştı. O bakımdan olan bir şeydir. Eğitim camiasından gelen arkadaşların, öğretmenlerin esasında burada bir ticaret unsuru da yok. Bir ticaret yapan biri de yok. Tabii ki. O yüzden tam yapılmasını rica etmek, tam yapılmasını beklemek fazla da bir beklenti değildi herhalde. Değil tabii. O bakımdan zaten bu genel görüş de bu yöndeydi. Bir iki kişiye gidelim yahu dedi orada. Evet. Fakat bu esasında doğru olur muydu? Nedir yorumunuz? Buna ki eğer orada sen hakikaten hüsnü niyetlerine itimatın varsa insanlara, belki yazarken hata etmiş olabilir, bir şeyin cızıp da tekrar yazması bence hata değildir. Çünkü orada bir hata görülmüştür. İsterseydi başka bir kağıt yazar, temize geçirir, onu bize verirdi. Yani korkusu olsaydı. Ama temiz hesap olduğu için çizmiş, düzeltmiş. Ben bilmiyorum yani bu hesabın nasıl olduğunu görmedim. Onun için sen daha iyi bilirsin. Ne oldu şimdi? Onun için sen yorumunu yapabilirsin o hususta. Ben yorum yapamam. Yani hesaplar aklandı. Aklandı o gün. Yok, bugün aklanmadı. Daha sonra e-mail yoluyla okullara atılacaktı ve evet, okullar kabul etsin veya etmesin yönünde olacaktı. Ama herhalde öğretmenin siz okuldan başka arkadaşlar halinde takip ediyor. Evet, tabii. Evet. Okulun muhasebe uzmanları var. Onlar takip eder. Zaten her şeyi bir şahıs yapıp yapmaz bizim derneklerde. Halkla ilişkiler muhasebe var. Efendim eğitimle alakadar olan insanlar. Zaten Abdullah Bey'de. Hayır. Tabii bizim okulda başkası yapar. Mesut Bey yapar. Mesut Bey var. Mesut Bey, evet, tabii kaç seneden beridir. O da okulumuzun en kıdemli elemanlardan biri. Atatürk Okulları Şemsiyesi'nin kurucu sayılır. Mesut Bey, Abdullah Bey, Hanife Hanım, Rüştü Bey, Nuriye Hanım, bunlar kendilerini gönüllü olarak adamışlar. Güzelce eğitimde çok başarılı olmuşlar. Hatta okullarımızda İngiltere'de daha şimdiye kadar görülmemiş bir güneyde bir de kuzeyde olmak üzere altın madalyayı getiren insanlar. Bu evet, arkadaşlar sadece de linçe girmesini nasıl gördün Türker abi? Büyük bir şey oldu, gentlemancık oldu. Çünkü gentlemence orada anladı, gördü durumu ve çekildi. Zaten bilinen bir şeydi. Görünen köy kılavuz istemez. Neydi? Yani seçime gir. Öyle bir şeyden dolayı çekilmediklerinden nasıl? Yok, biliyor, hayır, gördük ki yani orada rey verecek olan medya veyahut da orada İçini seçilen olan başkanın verdiği liste çok iyi bir listeydi. Ve o listenin karşısına çıkacak daha büyük bir liste, daha kıdemli bir liste olabileceğini tahmin edemezdim ben. Yani o da adam herhalde arkadaş görmüş, şey olmuş, kanaat getirmiş ki başarılı olmayacak. O bakımdan bırakmıştı. Ama Ertaş Bey Ertaş Bey bizim ama. Yani bunu söyleyelim, öyle bir sebepten dolayı unutmayın ki mesela Ertaş Bey birinci, ben bu şahsi görüşüm, bu şeyini, lobiciliğini yaparken belki hata etmiştir. Mesela toplanan paranın eşit şekilde derneklere, okullara böleceğini, çünkü hiçbir zaman bu memlekette biz bir alamayacakmışız diye açıkça herkese söyledi bunu. Değil mi? Siz de biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani biliyorsunuz. Yani bu açıkça söyledi. Yani gizli bir şey değil. Bunu duyan birçok insanlar da herkes... Yalnız bunun alınamayacağını değil, istemediği için değil. Bu miktarların yeterli olamayacağı için. Ama miktarlar yeterli için değil. Tamam ama miktarlar daha yeni başlandı bir konu. O halde bu miktarların nasıl çoğalacağını,
o zaten kendisi expert birisidir. Hatta İngiliz hükümetinden de grantlar alarak, daha başka yolları da göstererek, çünkü tecrübeli bir arkadaşımızdır. Unutmayınız ki Ertaç Bey eğitimde her zaman bizimle beraber olmuş bir dost arkadaştır. Ve konsortiyumda da senelerce çalışmış. Hatta orada grant almış ve o konsortiyumda çalışmış, yardımcılık yapmış, eğitimci bir arkadaştır. Onu herkes sever. Zaten kapılar ona her zaman açıktır. Yani okullarımızın kapıları da, konseyin kapıları da, kendi de söyledi zaten. Her zaman ben size yine yardım etmeye hazırım diye konuşmasını yapmıştır Ertaç Bey. Ve hakikaten senelerdir eğitime hizmet etmiş bir arkadaş. Gene katılabilir. Konsortiyum kimsenin malı değildir. Orada kimse para kazanmıyor. Onun için Ertaç Bey de gönlünü rahat tutsun, o da gelsin, taşın altına elini koysun, hep beraber çalışalım ve buradaki çocuklarımıza hizmet edelim. Yani konu budur bence. Evet, Ertuğrul Mehmet'in bir açıklaması oldu. Konsorsiyumun konseye bağlanması yönünde açıklama oldu. Yanlış bir şey. Yanlış bir açıklama. Öyle bir şey değil o. Şimdi bak size bir şey söyleyeyim. Birinci tarihi bilmiyorlar. Tarihi bilmeyen insanlar da yanlış konuşuyorlar. Şimdi konsorsiyumun tarihçesini kim bilir? Siz. Evet. Ama bunu size soruyorum. Tamam. Bütün halk öğrensin. Çünkü yeni gelen insanlarımız dahi, yani bugün konseyde olan insanlar dahi, genç insanlar bilmiyorlardı böyle bir hakları olduğunu. Şimdi konsey, Sayın Songur Beyciğim, biz konseyi... Şimdi Kıbrıs'ta... ben yanlış anlaşılma olmasın, konsorsiyumun konseye bağlanması dedim. Bağlanmasın, evet. Ha. Ben biliyorum işte. Ha, ama evet. O değil, yanlış, bağlanma yani, değil. Konseyin konsorsiyumda iki rey hakkı vardı. Şeyde, konstitüsyonda. Evet. Tamam mı? Yani ne dersiniz? Tüzüğünde. Evet. Şimdi bizler şey kurduğumuz zaman eğitim bölümünü konseyin, daha konsortiyum yoktu. Tamam mı? Ve senelerce bu eğitim konseyi değil de bu eğitim birliği çalışmıştır. İlk başkanı da Kelami Dedezade Bey, yardımcısı Salih Bey, matematik profesörü, Elefant'ın Kazı'daki üniversitede matematik profesörü, çok sevgili evet. Arkadaşımız. Ve aşağı yukarı 30 kişilik bir grup hazırlamışlar, konseye bağlı. Bunların içerisinde TC Kültür Eğitim Ateşeliği, KKTC de aynı şekilde ve onların yanında da hem Kıbrıs'tan hem Türkiye'de olmak üzere birer veya ikişer öğretmen de dahil. Ayrıca İngiltere'de eğitimle uğraşan, İngiliz okullarında eğitim yapan Türk öğretmenlerden de alınıyor ve orada güzel bir silabus çıkarılıyor. Ve bu silabus Kıbrıs'ta basılıyor. Türkiye'ye gönderiliyor, Kıbrıs'a gönderiliyor ve ilk daha kitaplar basılmadan bizim okullarımızda öğretmenlerimiz bu teprisata göre sınıflara girip ders verirlerdi. Birinci sınıf, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıfın dersleri belli, teprisat belli, o şekilde dersler verilirdi. Yavaş yavaş iş büyüdü tabii. Bazı arkadaşlar opposition çıktılar. Dediler ki, yani karşı çıktılar. Dediler ki, ya eğitim konsortiyumu ne için konseye bağlı olsun? Konsey politik bir amaçlıdır. Oysa konsey bizim fikirlerimize göre Kıbrıs Türk'ünün meclisidir. İster sağcı ol, ister solcu ol, ister ne renkte olursan ol. Oraya gelirsin, Mevlana'nın dergahı gibi orada hizmet verirsin. Eğer hizmet yapmak istersen. O zamanlar grup vardı. Bir eğitim grubu, bir lobi grubu ki çocuklarımızın Kıbrıs'ta askerlik yapmalarına,
buraya komutanlar geldi, Bruce Rowe'da konferanslar verildi. Hep bunlar o çekiştirdiğimiz konsey tarafından yapıldı ve çocuklar bugün Kıbrıs'a 90 gün gidip orada holidaylerini yapabiliyorlar. Herkese terhis belgesi veriliyor. Genç çocuklar gidip terhis belgeciklerini alıyorlar. Bunları kim başardı? Kimler yaptı? Konsey yaptı. Ama herkes ne der? Konsey ne yaptı bu memlekette? Konseyin yaptığı şeyleri size saysam bu akşam sabah bulacağız. Bu böyle. Sonra eğitim, yine gelelim konsortiyuma. Konsortiyum ayıralım dediler. Biz iyi niyetli olduğu için konseyciler, tamam dediler, biz illa da biz eğitim konsortiyumunu biz tutalım olmaz ama yanlış yerlere gitmesin diye. Tamam mı? Yani yanlış... Nereye gidebilirdi? Değişik insanlar, değişik cereyanlara girebilirdi. Mesela. Mesela şimdi Türkiye'de olan bir cereyan oldu. Evet. O cereyana bile katılabilirdik. Eğer içindeki insanlar Atatürk ülkelerine bağlı olmasaydı. Bizim konsortiyumumuz... Konseyciler iyi niyetlidir dedi. Konseyin karşısındakiler kimdir? Efendim? Yani kötü niyetli olan kimdir? Kötü niyetli olan konseyi çekemeyenler. Hiç bilmeden etrafta laf atanlar, etrafta dedikodu yapanlar, hiç tarihini bilmeden, yaptığı işleri bilmeden konseye etrafta gazetelerde ya aile toplantılarda laf atıp konuşanlardır. Konseyi sevmeyenler. Yani birileri değil. Çünkü konseyin işlerini zaten kimse becerip yapamadık ki şimdiye kadar. Londra'daki konseye muhatap olan biri çıkmadı şimdiye kadar. Yani çıkamazdı da zaten. Değil mi yani? Onun için yani bunu insanlar biraz da düşünerek konuşmaları lazım. Bu bir. Ve konsortiyum kurulduğu zaman ikirey hakkımız vardı. Konseyin ikirey hakkı vardı. Yavaş yavaş efendim konsey politika bir şey olduğu, topluluk olduğu için konseyin şeyini gizli gizli hiçbir zaman yapılmadan, röye verilmeden, bugün kimse söyleyemiyor falan zamanda toplantı oldu, genel kurul oldu, şu oldu da konseyin reyleri elinden alındı diye bir karar yoktur. Ben bu kararın olmadığını bildim ve son Leyla Hanım'a ben söyledim. Leyla Hanım böyle böyle hakkınızı elde alındı, arayınız. Konseyin hakkı elden gitti. Kimsenin haberi yok. Ve neden mesela bir şeyi yaptın, yetiştirdin değil mi? Bu, gayet başarılı bir işi, bütün eğitimi devrettin. Mesela bir hak verildi, ikirey hakkı. O şey hakkını artık biz lazım isteyerek çekelim. Yahut da siz oturup herkes karar verecek. Demokratik şekilde o ikire elden alınacaktı. Alınmadı. Kendi başlarına orayı elimizden alındı. Senin elinden alındı. Evet. Tamam mı? Yani bu böyle oldu. Bu da söylemiş olayım. Bak insanlarımız da duydu. Herkes ona göre öğrensin. Yani doğru tarihi bilmeyince etrafta herkes lafını söylüyor. Evet, bu yönden mesajlarımız gelmeye başladı. Türker abi dilerseniz okuyalım. Leyla Hanım'dan da bir mesajımız var. Onu da okuyalım. Leyla Hanım'dan gelen mesajımız, değerli üyelerimiz, açık daha doğrusu bir bildiri paylaşalım. Sırası gelmişken, ismi de geçmişken Leyla bizleri dinliyorsaydı arayabilir, olabilir. 13 Salı akşamı TWBA Kadınlar Birliği saat 30'da 4 bölü Bout Honzi Kasım ayının sonunda Kıbrıs'a giden HET Konsey Eğitim Konsortiyumu, Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Cemiyeti yapılan görüşmeler ve çalışmalar hakkında üyelerimize ve basına ayrıntılı bilgi verilecektir. Herkesin orada olmasını alıyoruz. Lütfen tüm üyelerimize katılması için bildirir misiniz? Saygılar. Evet. Akşam bildiri yoktu. Sonra salı akşam üyeleri konseye ve konsey dışında olmuş. Teşekkürler.
bastırmayalım. Gerçek çağırmaz. Bir mesajda konuk ol. Orada şahit. Evet. Konusuna da ama bu konuda ne söylesin? Sadece karşı taraf bunlar konseycidir, bunlar bilmem ne gibi herhalde ayrışmacılık da. Ayrışmacılıktan dolayı söylüyorlar. Çünkü bu ekibi konseyi almamış olsaydı kardeşim bugün ne konseycim olurdu ne hiçbir şey olurdu. Tamam mı? Bugün bu açıkçası bilinen bir şeydir. Bunu neden kabul etmiyorlar? Ona şaşarım. Yani bunu hala da ağzına sız edip de durun. Türk okulları öyle salan senesinde falanca kurduydu. Efendime söyleyeyim 1955'lerde bir tek bir derneğimiz mücahitler yararına para toplanmış Kıbrıs'a gönderecek para yendi. Şimdi giden birisine 60 sene sonra bir yardım sorsak ne toplarsınız? Paralarınızı mı yiyecekler? Anlatabildim mi? Hala da bizim millet bu yönde gitsin ve çok hayırlıyız. Kusura bakmasınlar. Evet. Tabii bina konusunda biraz gelir çünkü işte geçtiğimiz haftalarda bir grup gitti yine Kıbrıs'ta Erdoğan ile görüştü. Evet. Bu toplantı da gelen sağlığı gibi bununla ilgili. Güzel. Evet. Bütün de biz bak bina için söylediğiniz gibi biz senelerce önce toplantı yapıldı. Evet. Dedik ki şeydeki Soho'daki bina 1.800.000 pound o bina için teklif aldı. Dedi ki o zamanlar başkana gelin bir bina Kuzey Londra'da merkeze çok yakında olmasa güzel bir yer alınsın kar parklarıyla beraber büyük bir okul büyük bir bina merkezin içerisine de benimiz de orada olsun en güzel yerini onlara verelim değil mi? Ve bugünkü zamanda Türk milletinin bu memlekette çok şahane bir binası olsun diye düşünmüştük. Ama maalesef bu argümanlardan şeyden dolayı siz daha iyi bilirsiniz binlerce lira parayı avukatlara yedirdik. Binlerce lira para günah değil mi o paralara? Dünyada da paramız gitti. Biz burada kan ağlarken İngiliz okullarına dirhem dirhem toplandığımız çocuk paralarını yedirirken onlar orada oturdular kaldılar ve bu kadar zamandır bu memlekette yaşayan Türk milleti bir binayı bile satın alıp da okullarımıza veremediler. Evet. Yüzlerce, binlerce biznesmenlerimiz var bu memlekette. Binlerce. Bakın içim kan ağlıyor. Ben 34 senemi verdim bu memlekette. Arkadaşlarım da bana yardımcı oldular. Ve çok çalıştık. Ama hakikaten içim kan ağlıyor. Herkes oturmuş. Rulete gidiyor, rulette 10 bin liraya veriyor, sen ona 20 poundluk piyango bileti ver, almıyor. Bizim millet böyle işte. Geleceksin arkadaş, hepsi beraber olacak, yardım edecekler. Eğitime yardımlaşmamız lazım. Bir yerlere gelmeleri lazım. Avukatlar Derneği nerede? Doktorlar Derneği nerede? Muhasebeciler Derneği nerede? Üniversitede mezun olan gençler nerededir? Tamam mı? Hani? Mezun gençler nerede? Onların devletleri nerede? Ben bunları isterim çocuğum. Ölmeden bunları görelim. Aradın mı? Problem yaşıyorsunuz. Her okul gibi. Tabii ki. Zaten bu akşam olacak ama gelecek şeylere girdik artık. Çünkü yardımlaşma. Evet yardımlaşma yok. Yok. Dolayısıyla sadece okulların çalışmalarını sağlayacak yardımlaşmayı biz de sağlayamazken böyle büyük 4-5 milyonluk binayı nasıl alacak? Nasıl? Already 1.800.000 lira para varken o zaman bundan 15 sene evvel bir adam ondan bahsediyorum. Hala daha kavga ettikleri bir adam bahsediyorum. Bundan 25 sene evveliydi. Kayıp da para. Tamam. Yani tacide ettiğin konusuna dönecek. Tamam. Biraz zor değil. Seneler geçti. Aradan seneler geçti. Şimdiye kadar ne kadar paralar toplanırdı?
Şu evet. gün mesela 20-30 bin lira toplandı. O zamanlardan şimdilere kadar 100 binler de olurdu. Evet. Siz biliyor musunuz kardeşim bizim okul kaç para kira verir? Evet. 500 pound haftada 4 saat için. Evet. Southgate okulumuz ayrı kira. Evet. Chesterfield okulumuz ayrı kira. Evet. 4 okuldan kaç para haftada? 1000 pound'u geçer. Haftada 1000 pound arkadaş. Evet. Büyük rakam bunlar. Büyük rakam böyle. Bir sadece bizim okul. Efendim? Nasıl toplarsınız? Nasıl siz bilirsiniz en iyi bunları? O ben, yüzden yani ben sadece çok zorluklar evet. çekerek derim evet. sana. Çok zorluklar. Neden Enfield'deki kocaman Türk okulu kapandı? Evet, neden bu sene Nightingale okulu açılamadı? Kapandı. Neden Namık Kemal Türk Okulu Güney Londra'da kapandı? Neden diğer okul Güney Londra'da kapandı? Bunların sebeplerini gelip de benim için bugüne kadar hiçbiri gelip konuşmadı. Fikirlerinizi almadı. Konsorsiyumda konuşmuyorsunuz bunları. Konsorsiyumda? Konsorsiyumda konuşulur. Bunlar evet. daha başkaları konuşacak. Evet. Devlet el alacak. Devletlerimiz de el verecek. Evet. Bu iş öyle tek başına olmaz. Rumlar bir bundan hatırlarım bundan 30 sene önce 1 milyon pound parayı Makarios buraya gönderdi. Geri kalan 2 milyonu da İngiliz hükümeti aldı verdi parayı. Bu Rumların bugün kolejleri vardır. Rumların bugün okulları vardır. Evet. Yahudilerin benim kaldığım evin yanında kocaman okulları vardır. Bunlar yapıyor. Yani aynı nokta çıkmıyor mu sevgili Türkiye'de? Bizim okullarımızı çevirecek, evet. çalıştıracak maddi kaynaklarımız yok. Yok. Ama 3-4 milyonluk binaların alacağını söylüyoruz. Yani burada bir yanlış mı yok mudur? Yok. Yani satarak veya konuşarak söylüyor. Fazlaki devlet sana yardım etti. Onu demiyorum. Kendi başımıza. İlla da kendi başına olacak ya. Konuştu mu devlet olarak? Bugün mesela... Gevrek'e kaç yıldır konuşuyoruz? 2017'de lizi bitecek. Debil'deki evet. şeyin, Soho'daki evet. yerin ki bu önümüzdeki yıl bir şey. Onu zaten senelerdir biliyoruz. Başka şeyden de yapabilirlerdi. Evet. Ama yapılmadı. Bak sen bir şey söyleyeyim. Burada bu fikri bir çok değerli bir eğitim ateşimiz Türkiye'den evet. buradayken bu onun fikridir. Size dedi bir fikir söyleyeceğim. O da nedir biliyor musunuz dedi. Buradan Türkiye'ye giden ve Kıbrıs'a giden her Türk turistten 1 pound. Her Türk turistten 1 pound alacağız. Devletlerimiz bunu başaracak. Evet. Turistler tiketini keserken 1 pound eriyor. Senede 100 bin, 200 bin pound parayı böyle takır takır toplarsın. Ne binalar yaparsın sen burada? Evet. Anlatabildim ya mi? Yani buna baktığımızda bak bu bir yol. Bak bu bir yol. Baktığımızda bize bir burada din müşavirliği başkanı profesör geldi dedi bir evet. yayında Ramazan'a giriyor. evet. Tam dedi gelin dedi bu sene dedi. Çok iyi. Bana da fit ve paralarını evet, konsorsiyuma evet. verelim. Thank you. Dedi, ha, o konuya da gel. Onu da isterim de şeyim sana. Tamam. Çok güzel bir konuya geldim. Bahsedelim. Evet, adam. Hep tamam. Tüm camilerdeki fikirleri toplayacak. Evet. Çok güzel. Ateşedir, sizedir. Bize geldiler. Geldiler ve aktardık o konuyu. Geldiler. 5'le düştü bu işin. Ben. Evet. Ne yaptınız? Görüşmeye çağırdılar. Evet. Kenan Bey gidemedi. Ben gittim. 3 ay sonra adamı geri aldılar. Ne fark ediyor? Adam karar verdi. O yapacaktı. Başta odur. O çıkarttı fetvasını din müşaviri olarak camilere bildirecekti. Yok, sadece, dur kimse. O yoktu. Daha kimse, başkaları da vardı. Göl yönetimi var orada. Bak diyorum sana. Adam gittikten sonra iş küllüs suyu gibi gitti. Bir şey daha söyleyeyim siz size. Siz oraya kaç defa gittiniz? Kime? Görmeye hocayı. Ben gittim haftasına. Galiba bir hafta iki hafta sonra adam gitti. Adam gitti kardeşim. Bugün oldu. Ona hediye kitabını götürdüm okusun. Bir şeyler öğrensinler. O kitap da gitti beraber. Ve maalesef şimdi bak o binada da söyleyeceğim sana. Tenkit ederim. Onu da tenkit edeyim burada. Duyulsun. Fırsat buldum çünkü. Siz biliyor musunuz ki o bina kaç para? Hani dersin ki nereden gelecek bu para? İşte Diyanet o parayı oraya nasıl verdi? 3 milyonu. Diyanet bize yardım etsin. Diyanet binayı alırken gelip bize konuştu mu? Ve arkadaşlar böyle. Biz Honz'daki evet Honz'daki. Bir dakika.
Eğer bu arkadaşlar gelip de bize deselerdi, be arkadaşlar siz burada her hafta 500 pound veriyorsunuz. Evet. Acaba biz bu binayı alıyoruz. 13 odalı bir okulumuz, 2 odalı bir okulcuk yapacağımıza ve saatlerini de pazar günü Honzi Türk Okulu'nun, Atatürk Okulu'nun saatleri 10 ile 3 arası, ben de açayım 10 ile 3 arası ve 3 odalı bir okul yapayım. Honzi Okulu'na competition. Öyle oldu. Öyle oldu. Evet öyle oldu. Okuldaki öğretmenimi de aldılar, götürdüler oraya. Orada küçük bir okulcuk açıldı. Eğitim yapıldı. Hangi öğretmeni? Türkiye'den gelen devlet hocam. Türkiye'den gelen. Evet tabii. Evet. Ama bak yani orada konuya bak. Hayır. Açılan okul 30 kişi. Ya 25 kişi. Yaşlar kaç? 5 yaş, 6 yaş, 10 yaş, 12 yaş, 15 yaş. Bu kadar çocuğu sen 2 sınıfa verdiğin zaman nasıl eğitim yapacaksın? Benim evet. Orada 13 tane sınıfım varken yaşına göre, siz daha iyi biliyorsunuz, bizim okullarımızda bulunduğunuz eşiniz de siz de 5 yaş, 6 yaş, 8, 9, 10 ilkokul, ortaokul sınıflarım, GCC hazırlığım var, bir A-level'ım var, ES'im var, EGT'im evet. Var. Bunlara şimdi o binayı acaba bizimle anlatsalardı, biz de İngiliz okulundan çıksak ve gitsek onlara bu 500 lirayı verseydik, Papari'yi çoktan kerteyi gelip de bizi 10 dakika sonra çıkmazsa ışıkları söndüreceğim diye bizi kovalamazsa. Öyle mi kardeş? Biz neler yapmayız? Bu memlekette konuşarak, anlaşarak, birbirimizden danışıklı, dövüşüklü iş yaparsak her şeyi başarırız Sonur kardeş. Her şeyi başarırız. Kapital vardır. Her şey vardır. Ne için? Devletin yardımıyla Besten'deki yer açıldı. Değil mi? Evet. Orada da kültür işleri yapıyorlar. Gayet faydalı bir şeydir. Güzel bir şeydir. Takdir ediyorum. Ama onlar yapılmadan önce böyle bir okula sahip olsaydık daha iyi olmaz mıydı? Evet. Değil mi? Evet. Mesajlarımız da geliyor bu arada. Mikrofonumuzda bir sorun varsa tekrar bir bakarsanız Türker abi. Size bir soru var Türker abi. Onu okuyalım. Sevgili Songur, son Başkanlar Konseyi'nin politik bir kuruluş olmadığını iddia ediyor. Konseyin politik bir kuruluş olmadığını iddia ediyor son başkanları. Türker Bey'in bu konuda görüşüne. Bir de bu okul projesi Londra'nın neresinde olabilir ki okul her bölgede yaşayan çocukları eğitsin diye bir soru var size. Şimdiye kadar senelerden beridir bir güneyde bir kuzeyde okul düşünülüyor alınsın. Pratik midir yani ben pratik mesela... Ve... Tamam ama yine dernek okulları devam edebilir. Gene ufak tefek dernek okulları, uzak bölgelerde dernek okulları da olsun. Bir okula kapanmayız ki. Londra çok büyük bir yerdir. Bu demek değildir ki belki de onun da nasıl gideceği, nasıl idare olunacağı, bunlar eğitimcilerin oturup görüşecekleri ve plan çizecekleri bir iştir. Öyle çocuk oyuncağı değil ki. Yani bu fikir, herkes fikrini söylüyor. Herkes sürdür. Ama bu demek değil ki yarın bina alınacak da kimler çevirecek? Kim gelecek? Müdürü kim olacak? İşçiler kim olacak? Doğru değil mi kardeşim? Yani bu çocuk oyuncağı değil ki. Doğru dürüst insanlar biz değil, başka eğitimciler. Devlet işe yaratacak. Ve yavaş yavaş konuyu halledeceğiz. Ben 34 sene, 35 sene oldu şimdi. Bu konuyu dinliyoruz. Benden öncekiler de konuştu. Hala da aynı konu gidiyor. Ne kadar zaman daha gidecek? Evet. İşte yani Kıbrıs'tan bina verilene kadar. Öyle mi? Nasıl alacak bir durumumuz var? Gördün mü ya? Çünkü zaman geçti. Zaman geçti. Yani okulları bir çalıştıramıyoruz. Öyle diyor. Yani geçelim orayı. Okulları kiraya ödeyemiyoruz. Öyle işte. Öyle. Okullar kapanıyor. Doğru. Değil mi? Evet. Eski yöneticilerin artık zamanının geçtiğini
ve artık gına geldiğini, bu konu artık yeni yöneticilerin yönetimlere katılmasının gerekliliğini ben birkaç tane burada değişik mesaj var size. Yani Çakıcı geldi oturdu bu şeye başkanlığa. Evet oturdu başkanlığa. Evet ben böyle anlıyorum. Evet. Yerinden kalkmak istemiyor. Oh. Ne yapayım ağır geldi. Evet. Şimdi neden yeni başkanlar veya yeni yönetimler çıkamıyor Türker abi? Genelde o söyler gözü dağıtsın şöyle bir etrafa bir baksın. Bak. Genelde bir problemimizdir. Bu sana söylemiyorum hayır, bunu. Öyle bir şey yok. Genelde bir problemimizdir. Her derneğimizde, her okulumuzda olan bir problemdir. Evet. Bunu neden yaşıyoruz ve aşamıyoruz problemi? Yetiştiremiyor muyuz? Yönetici veya başkan, lider yetiştiremiyoruz. Toplumun içerisinde lider yetiştiremiyor muyuz? Eğer öyleyseydi başkanların yeni başkanlar veya yeni liderler yetiştirme yeteneği yok mu? Vardır. Vardır. Evet. Mesela biz ilk önce Honzi Atatürk Okulu'nu kurduk ve onu Atatürk Okulları olarak başlattık. Sonra Southgate'den ilk önce Hazelwood'dan bize teklif geldi. Tamam mı? Ve Hazelwood okulu kapanacaktı. Sağ olsun Ahmet Bey geldi. Türker abi bu okulu kapatacağım. İsterseniz gelin siz alın. Başarılısınız. Alalım. Alalım dedik. Aldık. Ama orayı ben inanırsınız geçen sene ben Hazelwood'a gitmedim. Bir senede gitmedim. Orayı genç insanlar idare etti. Evet. Bir. Gelelim Southgate'e. Zaten Hazelwood'u geçen sene aldınız değil mi? Hayır. 7 evet, sene pardon, var. 7 sene var. Geçen sene Southgate'i siz de bilirsiniz. Orada arkadaşlar kapatmak istediler. İyi gitmezdi. Teklif geldi. Bir sene geldi, kabul etmedik. İkinci sene gene teklif geldi. Gittik. İnsanların karşısına çıktım. Dedim ki arkadaşlar bizim okullarımız Atatürk ilkelerine bağlıdır. Bu okulun adını da Atatürk Okulu olarak değiştirmek isteriz. Şemsiye bir fikir, arkadaşlardan gelen bir fikir. Biz Şemsiye olarak ama okul idaresi yine okul idaresidir. Orada bizim arkadaşlardan bir bayan başkanlığı ele aldı. O da vakti olduğu için ama çok da vakti yok. Rahatsızlığı zamanlarda dahil yardım alamadı. Aileler okullara gidiyor. Çocuklarını nursery'e getirip gibi oraya bırakıyor. Ondan sonra beklerler her şey armut diş ağzıma düş gibi her şey sütlüman olsun. Ve bir de ne beklerler? Bizim kansıllardan maaş aldığımızı hesap ediyorlar kardeşim. Evet. Kansıllardan yani zaten maaş bunlar çıkıyor bu paralar. Evet. Şimdi okul parasını ödeyemez. Kim verecek? Çakıcı çıkarır cebinden çeki yazar öğretmene para verir. Dernek elektrik parasını ödeyemez. Çakıcı çıkarır cebinden gariban bir kafeteryamız var. Oradan aldığımız ekmek parasını yahut da tekahüt paramızı durur okullara yedik. 34 senedir hala daha insan bize sorar. Çıkarın var senin derler. Çıkarın olmasa ne durum bu işte? Evet. Aynı şekilde Mesut Bey, aynı şekilde Abdullah Bey, tamam mı? Bu arkadaşlar seni çok iyi tanıyorsun. Doğru. Onlar varlıkları çok güzel, Allah versin. Her sene onlar zaten ceplerinden paraları yemese, vermeseler ceplerinden, masrafları yapmasalar, bizim Honzi çoktan kapanmıyordu. Southgate de kapanırdı, Chesterfield de açılmazdı. Sen bilir misin ki geçen sene ayıptı söylemesi. Nereye giderek? Şimdi yani 3-5 kişinin gönüllü katkılarıyla. İşte dikkat olunmazsa onlar da kapanacak. Evet. Ve gün gelecek. Buraya gelen öğretmenler okul bulamayacaklar. Sadece devlet okullarında bir saatliğine çocuklar hiçbir kültürünü görmeden. Bak bunu da söyleyeyim size. Çünkü bazı aileler çocuklarını İngiliz okullarına götürüyor. Oradaymış bir saat ders alır diye. Benim çocuğum Türkçe'yi yeni okulunda öğreniyor. Ama bayrağını yok. Atası görmez. Değeri yok. Bayramlarını kutlamaz. Dinini bilmez. Milli bayramını bilmez. Efendime söyleyeyim. İngiliz okulunda öğrenmiş 3 tane Türkçeyi
bu iş bitti. Ödevini yaptı çünkü beyefendi, hanımefendi pazar günü uyuyacak. Çocuk da televizyonda ya laptopun önünde oynayacak. Çoğalıp okula getirmiyor. Biz gidip insanlara yalvarıyoruz televizyonlarda. Çocuklarınızı alın televizyondan önünden, getirin şu okullara bir öğrensinler, bir şey öğrensinler. İstikbalde ihtiyaçtır. Mesela bugün A-Level biliyorsunuz üniversitelerde kabul olunabilecek testtir. Üniversiteler A-Level imtihanı alan çocuklarımıza yardım ediyor. Onlara şans tanıyor üniversiteye girmeleri için. Tamam kardeşim, bu kadar imkan varken, bu kadar güzel varken sen çocuğunu ne diye Türk okuluna getirmiyorsun? Bizim illa şart değil, Atatürk okuluna getiriyorsun. Başka yerde de var okul. Cumartesi okulu var, Cuma okulu var, Güney okulu var, Kuzey okulu var. Her yer okul var. Bir tanesini olsun getireyim efendim. Evlerde oturuyor çocuklarımız ve Türkçe bilmiyorlar. Anne babası evde İngilizce konuşuyorlar. Konuşsunlar güzel bir şey ama lisanını öğret. Yahudiler nasıl bülbül gibi Yahudice konuşur, bunu da kutlar, her şeyi de yapar. Ermeniler öyle, efendim Rumlar öyle. Biz Sentebaş deli gönlüm sade devlet okullara gelen ailelerimizdir, en başarılı aileler. Ve biliyor musunuz, bizim de okullarımıza gelen birçok ailelerin çocukları %90 üniversitedendir. Sayısız talebeler vardır. Bugün muhasebeci ve efendime söyleyeyim, meslek. Yüzlerce genç İtalya'da en güzel şeylerde çocuklar. Tabii ki bak, okullar gelme çocuklar da var. Çok başarılı ailelerimiz var. Ama ne olur? Buradan aykırı söylüyorum. Şu çocuklarınızı 3 yaştan Türk okuluna getiriniz. Bak, geçen bir ailemiz 3. hafta okula gelmedi. Benim hanım sordu. Kızı ne okula gidiyorsunuz? Çocukların yaşı galip 6, diğeri 8 bir şey. Daha çocuk yaşta. İstemiyor. Bak, demek ki çocuğu o kadar serbest bakmışlar ki bir anne baba 8 yaşındaki çocuğunu, 6 yaşındaki çocuğunu Türk okuluna getirecekse o halimiz diye düşünüyorum. Buraya çağırırız, değil mi? Formalarınızı birleştirmek. Bu yardım gelisi var. Müziği içinde dans edeceğimiz yıllarında tüm 7'de destek verdik. da itirik çok şey gezon bir ses
bir sürü var. Bugün dünya bir yerde folklorda dünya birisi oldular. Galve, dünyası. Eğitime her yer bölgede 30 sene bir tarz. Bir problem. Yaz daha devam edeceğiz. Önünde uğraşacağız. Önümüzdeki hafta konuştuğumuzda çok çoğumuz var. Tekrardan ve önümüzdeki sonrasında beraber bu akşam biliyorum ve devam edeceğiz herhalde. Değerli konuklarımızdan görüşmek dileğiyle. Size iyi akşamlar, iyi sabahlar, hoşça kalın diyorum. Biliyor musun? Zindirler. Erken rezervasyon yap. Bileti fiyatına paket al. Uygun fiyata Kıbrıs'tan CyprusParis.com. Zaman akıp gitmeyen öyleydi. Bir bakmışız. Az gelmiş. İster havuz, ister denizi, bahsi.